Ee, emeklilik sistemiyle ilgili aslında <laughs> süremiz daraldı ama e, sizin yazınızla aslında e, sizin kaleme aldığınız bir yazıyla gündeme gelmişti emeklilik sisteminin baştan değişmesi. Çok karmaşık bir sistemden söz ediyoruz Maalesef. aslında. Sizin de bu yayınları sıklıkla yaptığımız için bazen de soru alıyoruz. O sorularda da görüyoruz Doğru, ki kafalar e, birkaç farklı e, alanda e, sigorta yatırılıyor. Onlar birleştiriliyor. Kimi zaman birbiri içine geçiyor. Emeklilik tarihleri, yaş var, gün var, emekli e, ile ilgili süreçte 99 aylık öncesi var. Aylık bağlama oranları var. Ne dersiniz? Bir karmaşa var. Özellikle aylık bağlamada. İnsanlar şimdi Şu daha e, sade e, yeni yasama yılları birlikte böyle bir formül mü masada nasıl bir şey e, bekliyorsunuz şimdi siz? Şimdi aslında orta vadeli programda e, yer aldı. E, bir e, yeniliğin geleceği belli. Geçtiğimiz günlerde de AK Parti Grup Başkan Vekilinin bir açıklaması oldu. Hani bir e, yasal düzenleme öyle gözüküyor ki gelecek. Ama bu hani emeklilik sistemi Değişiyor gibi e, tabi bu lanse ediliyor e, yeni bir EYT geliyormuş gibi e, haberler çıkıyor ben orada emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenlemenin olacağını düşünmüyorum ki e, şu anda 60-2000 sonrası erkekler için kadınlar için 58 sonrası için. Kademeli olarak 65'e kadar çıkıyor Doğru. ki baktığın zaman dünya ortalamalarında da 70'leri bulan ortalamalar var. Ama bizde biraz e, emekliliği değil de çalışmayı teşvik edecek bir sistemin geleceğini düşünüyorum. Bu da orta vadeli programda da böyle ifade ediliyor. Yani aslında şu anda emekli aylığını belirleyen şey sizin ödediğiniz primler ya yani kazancınız ya çok çalışmanızın bir faydası olmuyor. Dolayısıyla bu çok çalışana sanki bir eziyetmiş gibi, bir adaletsizlikmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla burada prim gün sayısının da emekli aylığını arttırıcı bir etki olmasıyla birlikte çalışma hayatında daha çok kalan, daha çok yüksek aylık alacak. Dolayısıyla emekliliği değil de çalışmayı teşvik edici bir sistemin gelmesi lazım. Şimdi yani, çok önemli bir noktadan altını çiziniz. Şimdi emeklilik sisteminde bir değişim denilince EYT tartışmalarıyla birlikte yaş değişecek, emeklilik kazanacak. Evet. Hep emekliliğe yönelik bir adım ama çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Emekliliğe çalışmaya değil yönelik. çalışmaya yönelik bir adım atılacak. Doğru. Şu anda da baktığınız zaman bu şu taban maaş uygulaması aslında çok düşük maaş alanlar açısından çok iyi bir uygulama bana sorarsanız. Bugün 5-6 bin lira alacağını 12500 lira alıyor. Ama bir baktığınız zaman... İşte 9 bin gün prim ödemiş birisi 13 bin 500 lira alıyor. E 3 bin 600 günle emekli olan 12 bin 500 lira alıyor. 9 bin gün prim ödeyen bir esnaf 13 bin lira alıyor. Dolayısıyla burada bir adaletsizlik oluyor. O yüzden de hani daha çok prim günü olanın daha yüksek maaş alabileceği, e bu taban maaş, kök maaş e, gibi sıfır zam gibi bu tartışmaların ortadan kalkacağı daha sade bir sistemin gelmesi lazım. Emekli aylığı bağlama Sistemiyle ilgili bir değişiklik aslında burada e, öngörülüyor diye düşünüyorum. E, ama emeklilik sistemi sil baştan gibi bir şey e, çok da e, benim beklediğim bir şey değil. Hani ben öyle bir baştan, ikinci bir EYT. ha Sil baştan olsa bile emekliliği e, özendiren ya da genç yaşta emekliliğe adım attıran bir süreç değil. Sil aynen. baştan düzenleme çalışmaya yönelik bir düzenleme Aynen. olabilir. Özellikle Bunun başka da karşılığını kar alabilme. E başka karmaşalar da vardı çünkü. işte SSK ödemiş sonra geçmiş, Bağkur'a sonra tekrar Bağkur'a gitmiş. Evet, Bağkur'la ilgili de özellikle talepler vardı. İşte 9000'in 9000 bin günü 7200 güne dönüşmesi gibi. Bununla ilgili bir çalışma olacak anladığımız Doğru. o. Hepsi bir paket halinde. Dolayısıyla orada işte SSK Bağkur eşitliği gibi oradaki norm birliğinin sağlanması. Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu dediğimiz bir çatının altında hepsi birleşti ama norm birliği yok. Hepsinin ayrı ayrı hesaplamaları yapılıyor. Ayrı ayrı e, yine emeklilik sistemleri uygulanıyor. Dolayısıyla burada dediğin gibi hani ikinci bir EYT e, gibi bir şey e, söz konusu değil diye düşünüyorum. E, aslında bu başlığa baktığımızda e, çalışma hayatı ile ilgili düzenlemelerin olduğunu da ya da yapılacağını da görüyoruz. Özellikle yine bu konuyu konuşmuştuk. Siz yine Türkiye'nin gündemine taşımıştınız. E, esnek çalışma, uzaktan Doğru. çalışma. Bu konuyla ilgili aslında tüm bir başlık. Çalışma hayatının belki de emeklilik değil, çalışma hayatının sil baştan düzenlendiği bir dönem mi bekliyoruz ya da sizin beklentiniz ne kadar sürede bu çünkü yasama yılı başlayacak bu yıl içerisinde mi beklersiniz önümüzdeki yıla dönüşür mü bu başlığa dair de öngörülerinizi Şimdi, alayım çalışma hayatındaki değişimler. Orada de 2024'ün son çeyreği Sölenim. orta vadeli programda tarih olarak verilen mesela tamamlayıcı emeklilik ikinci emeklilikle Aynen. ilgili bir sistem gelecek yine bu esnek çalışmayla ilgili yine. Son çeyrekle ilgili bu diğer konularda hani emekli aylığıyla ilgili az önce konuştuğumuz emeklilik sistemiyle ilgili değişikliklerinde yine ben bu yasama dönemi içinde tamamlanacağını düşünüyorum. Yani çok uzun sürmez ama işte özel sektörde 4 gün mesai 3 gün tatil bunlar biraz uzun vadede olabilecek şeyler.